Kültür farklılığından kaynaklanan sorunlar nedeniyle geçimsizlik meydana gelmiştir. Bu geçimsizlik evlilik birliğinin yeniden tesisini imkansız hale getirmiştir. Müvekkilemin davalı ile olan birlikteliklerinden çocuğu da olmadığından velayetle ilgili herhangi bir sorunda bulunmamaktadır. Müvekkilem gerek kendisinin gerekse davalının daha fazla yıpranmaması için zaten fiilen bitmiş olan bu evliliği hukuken de sona erdirmek istemekte. Zira bu evliliğin devamında herhangi bir fayda kalmamıştır. Bu sebeple müvekkilem ile davalının boşanmalarını talep ediyoruz. Kızım, sen avukatının dediklerine katılıyor musun? Boşamak istiyor musun? Kendisine de soruldu. Boşanmak istediğini söyledi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı avukat bey? Hayır efendim. Ömer Feritzade, sizin bir itirazınız var mı? Var sayın hakim. Ben boşanmak istemiyorum. Seviyorum. Ömer, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neyma, sakin ol. Ne demek sakin ol? Biz buraya boşanmaya gelmedik mi? Öyle anlaşmadık mı? Bu yaptığımız çok saçma. Hakimin gözünde inandırıcılığımızı yitirdik. Üstelik kızdı da. Artık bundan sonra boşanmanız çok zor. Benim de istediğim buydu. İstediğim buydu da ne demek? Bugün bu işi bitirmeliydik. Bütün planlarımı buna göre yaptım. Ne olacak şimdi? Bana bakmayın. Benim de haberim yok. Eyvah, bir dakika dinler misin? Bak, böyle olmasını istedim çünkü... henüz boşanmaya hazır değilsin. Neden bahsediyorsun sen? Bak, her şeye çok hızlı karar verdim. Tedavin daha yeni bitti. Hayata yeni yeni adapte oluyorsun. Bu süreçte yalnız kalmaman lazım. Güvenilir bir yerde olman lazım. Sen
benim adıma karar veriyorsun? Neriman. Artık zavallı bir kız değilim ben. Böyle düşündüğümü mü zannediyorsun? Evet, öyle düşünüyorsun. Ve her fırsatta bunu yüzüme vuruyorsun. Neriman, yapma. Neriman, sakin ol. Olmayacağım işte. Artık o zavallı kız değilim ben. Ne senin ne de başka birinin yardımına muhtaç değilim ben. Bunu böyle bil. Ömer Feritzade. Ömer Bey, kusura bakmayın. İnanamıyorum. Bana bunu yaptıklarına inanamıyorum ya. Ömer gibiler insanların hayatlarıyla istedikleri gibi oynayabileceklerini düşünüyorlar. Bir de hiç sıkılmadan hazır değilsin diyor. Hata bende. Ona karşı zayıf olmam yüzünden. Onun kafasındaki zavallı Neriman'ı ben yarattım. Neyse. Feridun Bey hakimi tanıyordu. Olmadı bir de o konuşsun. Belki ikinci celsede hallederiz. Aa, yeter ama artık. Ömer Bey'in seni zavallı gibi görmesiyle filan alakası yok bunun. Ne demek alakası yok dadı? Söylediklerini duymadın mı? Onları bahane olarak söyledi. Seni zavallı falan gibi gördüğü yok onun. Ne peki? Bence bal gibi seviyor Neriman'ı. İlahi dadı, ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Evet seviyor, sen inanmasan da bu böyle. Bak dadıcığım, Ömer'in beni ne kadar çok sevmesini istediğini biliyorum. Ama ikimiz de bunun doğru olmadığını biliyoruz. Ömer hala eski karısına aşık. Bence değil, öyle olmadığını yakında hep birlikte göreceğiz zaten. Heh, buraya yazıyorum. Tamam dadıcığım, öyle olsun. Sahibi Müdürü Feritzade. Herhangi bir çanta ihbarı yok. Sicili de temiz. Tamam. Aracı çok kurcalamadan emniyete çektirin. Parmak izleri alınsın. Müdürü Feritzade'nin telefonunu bulmaya çalışın. Olmadı ailesine haber verin. Başüstüne abi. Ömer Bey'den böyle bir şey beklemiyordum doğrusu. Ben de beklemiyordum. Beni asıl rahatsız eden de söylediği sebepler. Neriman kızım, bunda kızacak bir şey yok. Ömer Bey sana gerçekten değer veriyor. Heh, buyurun. Seninle aynı şeyleri söylemedi dadı. Aynı kapıya çıkar. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Nevres Hanım Ömer'in Neriman'ı gerçekten sevdiğine inanıyor. Boşanmamasının nedeni buymuş. Neyse, yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Neriman, kızım üzme kendini. Bir dahaki celsede hallederiz. Odamda biraz kitap okuyacağım. Müsaadenizle. Müsaade senin kızım. Senden ne haber? Anlatacak bir şey yok Feridun Bey. Bir konuşma yapmayı planlıyordum. Boşanmadan sonra. Konuşmadım. İyi etmişsin. Üzülmeni istemem. Bundan daha fazla üzgün olamazdım herhalde. Ne, sen de mi Nevres gibi düşünüyorsun yoksa? Neyse. Dışarı çıkacaktım, arkadaşlara sözüm var. Hangi arkadaşlar? Siz tanımazsınız. Bülent oğlum. İyi akşamlar. Thank you.
herhalde. Şimdi çıkmıştı. Bir şey unuttu sanırım. Hı hı. Ömer Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen rahatsız olmayın Feridun Bey. Neriman'la bugün pek iyi ayrılmadık da. Duydum. Ben Neriman'a haber vereyim. Bana kızgın mı hala? Değil demek isterdim. Ben sizi yalnız bırakayım. Feridun Bey bana hala kızgın olduğunu söyledi. Nasıl olmamı bekliyordun? Neriman, ben senden buraya özür dilemek için geldim. Haklıydım. Tek başıma karar verdim. En azından bunun farkına varmışsın. Ama senin de dediklerimi doğru anlamanı istiyorum. Bak, bunu yardıma muhtaç olduğun için değil, sadece yalnız kalmaya hazır olmadığın için yaptım. Ben hazırım Ömer. Bunu benden daha iyi bilemezsin. Ben yine de eve dönmeni istiyorum. Eve dönüp kararını tekrar düşünmeni istiyorum. Neden anlamıyorsun Ömer? Ben kararımı verdim. Sanki yeni bir hayata başlayan ben değil de senmişsin gibi davranıyorsun. Neden? Çünkü ben... Pardon. Efendim? İyi günler. Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Ömer Ferizade ile mi görüşüyorum? Evet, benim. Ömer Bey, Münir Ferizade akrabanız mıdır? Abim, bir şey mi oldu? Şahsına ait otomobil ekiplerimiz tarafından terk edilmiş halde bulundu. Tüm aramalarımıza rağmen kendisine ulaşamadık. Terk edilmiş mi? Evet, terk edilmiş. Polonezköy civarında. Otomobil otoparka çekildi. Gelip alabilirsiniz. Peki. Ne olmuş? Abimin arabası terk edilmiş olarak bulunmuş. Kendisi de ortada yokmuş. Nasıl olur? Benim hemen gitmem lazım. Ben de geliyorum. Buraya yazıyoruz. Araç için ben yarın birini yollayıp aldırsam olur mu? Otopark ücretini öderseniz durabilir. Peki. Bu halde bırakmak istemedik. Durum çok kötüydü. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Bilal. Ne yaptım be oğlum sana? Neriman Ömer de gitti mi? Bırak şimdi Neriman'ı. Hadi kahveye gidelim. Gitti değil mi? Ömer'in abisi kaydı. Onu merak etti de gitti.
Ama gelmiştir şimdiye kadar. Kusura bakmayın Feridun Bey. Sizi de buraya kadar yordum. Önemli değil. Hatta. Oh, Allah şimdi seni eve kadar taşıyacağız. Gel bak. Bir haber var mı? Ulaşamadık. Sabahtan beri arıyorum. Bir şey oldu Ömer. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Daha bir şey belli değil. Sakin olun. Haberi aldığımda Neriman da yanımdaydı. Beni yalnız bırakmak istemedi. Amca, babam eskiye mi döndü sence? Melia. En son ne zaman konuştunuz Zengin? İşte dün akşam iş yemeğine çıkacaktı. Sen de vardın ya. Canı çok sıkkındı. Gece gelmedi. Sabah uyandım yoktu. Sabahtan beri de telefon açıyorum. Peki canın neden sıkkın? Bu hisse meselelerine sıkıldı biraz. Ömer, bir şeyler yapalım. Polisi arayalım. Hani polisin kayıp ilan etmesi için belli bir zaman geçmesi gerek. Koskoca adam. Şu anda polisin yapabileceği bir şey yok. Sabaha bekleyeceğiz. Amca, ya babamın başına bir şey geldiyse? Aa, aklınıza kötü şeyler getirmeyin bakayım. Hadi gidin, siz yatın. Tamam. Ama bir haber alırsanız bizi uyandırın, olur mu? Tamam. Hadi iyi geceler. Melia'nın söylediği kafama takıldı. Doğru olabilir mi? O zaman da ortadan kaybolurdu. Yenge, seni üzmek istemiyorum ama en kuvvetli ihtimal bu. Bir gün kumar yüzünden ortadan kaybolduğuna sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Neyse, zaten şu anda yapacak bir şey yok. Hadi siz de yatın isterseniz. Nasıl uyuyacaksak. Bir şey olursa mutlaka uyandır. Tamam anne, tamam. İyi geceler. İyi geceler. Neriman. Odan bıraktığın gibi. Teşekkür ederim. Öyle de olsa gelmenin sevindim. Geri dönmüş değilim Ömer. Münir abiyi merak ettiğim için buradayım. Olsun. Buradasın ya. Anladım. Son zamanlarda uğramadı. Peki. Eğer uğrarsa beni hemen aramasını söyler misiniz? Teşekkür ederim Zafer Bey. İyi günler. Kimdi o aradıkların? Abimin kumar oynadığı arkadaşları ve o dönem borçlandığı insanlar. Hiçbirini aramamış. O zaman kumar oynamaya gitmemiş. Daha kötü ya. En azından nerede olduğunu bilecektik. Buyurun Altan Bey. İstediğiniz kaydı getirdim Ömer Bey. Şu ödeme ne? Fehime Hanım'ın emriyle Münir Bey'e ödenmiş meblağ. 10.000 lira öyle mi? Evet efendim. Peki, teşekkür ederim. Fehmane Münir abiye neden 10.000 lira ödemiş? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Peki şimdi ne yapacağız? Hiç kondurmuyordum ama abimin başına kötü bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Gamze Hanım, bana polisi bağlayın lütfen. Anlıyorum. Peki. Görüşmek üzere.
göremiyordum seni. Günaydın. Özür dilerim Feridun Bey. Ne için? Geç kaldığın için mi? Dün akşam için mi? İkisi için de. Hayrola? Sesinin tonunda bir pişmanlık varmış gibi. Lütfen daha fazla utandırmayın. Toparlanman lazım evlat. Bu böyle gitmez. Haklısınız. Ama elimde değil. Olacak. Olmak zorunda. Biliyorum. Yapmam istediğiniz bir şey var mı? Dünden beri gündemimiz değişti. Ne oldu ki? Münir Bey kayıp. Nasıl kayıp? Yok işte ortalıkta. Bütün şirket onu arıyor. Dünya batsa haberin olmayacak oğlum. Bakın Feridun Bey. Neriman'a karşı olan hislerimden dolayı işlerimi aksatmış olabilirim. Ama bundan sonra size söz veriyorum. Ne? Neriman'ı sevmekten vaz mı geçeceksin? Yani ben... Bana tutamayacağın sözler verme. Merak etme. Bir kızı sevdin diye seni kovacak değilim. Sen benim oğlum sayılırsın. Sağ ol. Ama bak, sana tutabileceğim bir söz. Ömer Bey'le Neriman ayrılana kadar bir daha Neriman mevzunu unutacaksın. Tamam mı? İsmim geçti sanki. Neriman, nasılsın? İyi. Evet, ismin geçti. Demek beni çekiştirdiğinizi kabul ediyorsunuz. Konuşmayı en sevdiğimiz konu sensin kızım. Boşanmayla ilgili konular. Evet. Bir dahaki celsede sürpriz çıksın istemiyoruz. Ömer polisi aradı. Münir abi için çok endişeli. Polisi aradığına iyi etmiş. Ben de birkaç yeri aradım ama ne gören var ne duyan. Sizle de konuşmak istiyor. Odasına bekliyor. Hı. Gidelim o zaman hadi. Ömer Bey, gerçekten bilmiyorum. Zaten Münir Bey'i günlerdir görmedim. Şirketten sizin imzanızla para çekmiş. Evet. Rica etti, ben de kıramadım. Ne için çekti bu parayı peki? Canım nereden bileyim ben bilmiyorum. Kumar oynayabileceği yeni bir çevre edindi değil mi? Münir Bey'le bir iki kere poker oynadık diye beni kumarbaz mı zannettiniz? Nereden bileyim ben? Bakın Fehmi Hanım, abimle ilgili bir şey biliyorsanız lütfen söyleyin. Bilmiyorum, söyledim. Umarım bunun altından da siz çıkmazsınız. Eğer öyle bir şey olursa bu sefer külahları fena değişiriz. Alo. Ceyda neredesin? Hemen şirkete gel. Telefon sinyalini tespit ettirsek? Kayıp olarak ilan edilmeden polis sinyali aramaz. Telefon kapalı diyordunuz. Fark etmez. Pili üstündeyse bulurlar. Yani başka bir seçenek yok gibi. Ya teknik takipte... Arif diye bir memur vardı. Vardı değil mi Bülent? Doğrudur Feridun Bey. Tanıdık biri mi? Ya onun bir miras davasına baktıydık. Zor bir davaydı. Başınız sıkışırsa çekinmeden arayın demişti. Telefon hala kayıtlı olması lazım. Ben de onun. Ha Bülent. Sen de başkomiser Veli Bey'i ara. O da eskiden kayıp şurada değil. Neriman. Sen yoruldun. Artık eve git lütfen. Yorgun değilim ben. Yoruldun. Ben seni haberdar ederim. Sen ne zaman dinleneceksin? Sen beni merak etme. Şoför seni eve bıraksın. Feridun amcamlarla giderim ben. Alo Veli Bey. Anne ne oldu? Ceyda. Neredesin sen? Yer yerinden oynadı yoksun. Yer yerinden mi oynadı? Ne oldu ki? Münir nerede? Münir mi nerede? Ne bileyim ben. Bak,
Birlikte çıktığınız o gece eve gitmemiş. Ondan beri de ortada yok. Arabasını terk edilmiş bulmuşlar. Nerede bu adam? Anne ben ne bileyim nerede? Ben sana olanları anlattım. O gece beni bıraktı sonra da gitti görmedim. Bak o gece Suat'la yaşadıklarımızı anlatmayacaksın tamam mı? Soran olursa. Nasıl anlatma? Kızım Suat'ı alır götürürler. O da bizim hakkımızda bütün bildiklerini anlatır. Al başına belayı. Ay bu adamın başına bir şey mi geldi yoksa? Geldiyse geldi bize ne? Öyle deme canım ben üzülürüm. Ya kızım sen manyak mısın? Başımıza iş açılmasın sen ona dua et. Bak bundan sonra Münir falan yok tamam mı unut. O gece dışarı çıkmadınız. Allah kahretsin ya. Al başına bir olay daha. Allah'ım sen bana sabır ver. Of gazeteyi aramayı unuttum ya. Alo. Akın Bey. Merhaba Fehime ben. İyiyim siz nasılsınız sağ olun. Şu Feritzadelerle ilgili haber vardı ya. Onu basmayalım lütfen. Evet evet eminim. Ben size basacağınız zaman söyleyeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi biz de ortalıktan yok olalım. Anne dur şimdi ya. Ben merak ettim. Arayalım Ömer'i soralım ne olmuş diye. Ya Ceyda, manyak mısın ya? Yürü hadi. Babamın arabasını nerede bulmuşlar? Polonezköy'de. Belki Polonezköy'dedir. Amcan her yere baktı. Otellere, pansiyonlara. Yok. Of, çıldıracağım ya. Kesin başına bir şey geldi. Ya Nihal konuşma öyle. Ne yapayım? Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Ya neden aramadı? Gelin bakayım buraya. Sen de gel. Düşünmeyi bırakıyoruz şu anda itibaren. Baban eve dönecek. Her zaman döndü, yine dönecek. Bana çok kızmıştı. Son zamanlarda aramız çok kötüydü. Ya bir daha onu göremezsem? Melia lütfen ne diyorum? Bu konu burada kapandı. Kötü bir şey düşünmek yok tamam mı? Hatırlıyor musunuz? Bir keresinde Polonezköy'de tatile gitmiştik. Sen nasıl hatırlıyorsun onu? Çok küçüktün. İlk defa ata binmiştim çünkü. Babam ikimizi de tek tek bindirmişti. Hatta amcamla çiftliği almaya o zaman karar vermişlerdi değil mi? Bize hiç vakit ayıramıyordu. İlk defa iki gün vakit ayırdı ve hep beraber çok güzel bir tatil yaptık. Hayal mayal hatırlıyorum. Sen gelmek istememiştin çünkü. Arkadaşlarınla okul gezisine gitmek istemiştim. Ama baban zorla götürdü. Kendini otel odasına kapattın ve hiç çıkmak istemedin. Hiç çıkmadım dışarı. Televizyon seyredip uyuklayıp durmuştum. O zaman da böyle huysuzdun çünkü. Sonra babam odama geldi. Hadi kızım dışarı çık. Ata binelim falan demişti. Neredeyse yalvarmıştı. Ben çıkmayacağım diye inat etmiştim. Salakmışım. Bir daha böyle bir fırsatım olmayacak belki. Yapmayın. Ne oldu? Var mı bir haber? Polis de aramaya başlamış. Vah vah. Adamcağızın başına bir iş geldi belli ki. İyi bir haber çıkmayacağı belli de. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ergun Bey merhaba. Henüz bir gelişme yok. Evet dinliyorum. Anladım. Tamam Ergun Bey. Teşekkür ederim. Ergun Bey niye aradı? Ben onu aramıştım. Şu senetleri eline geçiren adam vardı ya hani Bekir. Onunla bir alakası olup olmadığını anlamak için. Ergun Bey de benim için araştırma yaptı. Ama bir ilgilerin olmadığına ikna olmuş. Vallahi dedektif gibi çalışmışsınız Feridun Bey. Anladım. Tamam, ileteceğim şimdi. İyi akşamlar. Polis şirketteki herkesle konuşmak istiyormuş. Yarın sabah 9:00'da olacakmışız. Bu ne için? Polis Münir Bey'in etrafındaki herkesi bilmek isteyecektir. Ha. Sorular soracaklar.
Neyse biz yemeğe başlayalım artık. Ben sadece çorba içeceğim Nevres Hanım. Miden hala geçmedi mi? Hasta mısın Bülent? Dün gece içkiyi fazla kaçırmış küçük bey. Öyle mi? Önemli bir şey değil. Niye o kadar çok içtiysen? Aşık mısın yoksa? Bak böyle bir şey varsa şimdiden söyleyeyim. O kızın benim elimden çekeceği var. Neden? Çünkü seni her üzdüğünde karşısında beni görecek. Tam bir cadı görümce olacağım ben. Annem çok kötü. Güçlü olmamız lazım. Biz onu teselli edeceğimizi o bize ediyor. Nihal. Eğer babam... Yani eğer... Tamam. Söyleme böyle. Ama kendimizi en kötüsünü hazırlamalıyız. Ya daha bir şey belli değil ki. Konuşup durma böyle lütfen. Hiçbir şey yapamamak çok daha kötü. Ne yapayım? Harun mu yine? Evet, o gerizekalı yine. Öbür kızla konuşuyor mu hala? Boş ver. Cenk mesaj atmış. Canım ya, sesin çıkmıyor, özledim demiş. Yeni mesaj yazmaya üşenmiş sanık. Ne dedin? Hiç. Yani şey... Hepsi aynı diyorum. Öyle deme. Cenk çok tatlı. Yani baksana bu mesajı bile moral oldu bana. Arayan oldu mu? Anne 5 dakika önce sordun. Ne yapayım? Benim de değil. Polis de arıyor. Biraz güçlü o. Bak ailen de sorup duruyor amcam nerede diye. Seni de böyle görmesin lütfen. Sabah aradım. Cebi çalıyordu. Şimdi biraz evvel aradım kapalıydı. O zaman nerede ortadan kaybolurdu ama en azından cebini kapatmazdı. Ömer kesinlikle bu işte kötü bir şey var. Aylin'cim aşkım ne işin var senin bu saatte hala? Niye yatmadın? İyi geceler demeye gelmiştim. Babaanne, neden ağlıyorsun? Ay yok, yok, yok bir şey. Yok bir tane. Gel canım benim. Güzel kızım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Amcam hala gelmedi mi yenge? Aradı, biraz işi uzayacakmış şehir dışında. Hadi sen uyu. Baba. Efendim kızım. Yarın teyzeme gidebilir miyiz? Aylin'cim şimdi sırası değil. Ama neden? Ömer, bence yarın gitse iyi olur. Peki, ben seni bırakırım, tamam? Yaşasın, iyi geceler baba. Hadi iyi geceler. Merhaba. Ya Numan neredesin Allah aşkına? Şehir dışındaydım. Feritzadelerin bir arsa işi için. Olanlardan var mı haberin? Biliyorum. Şirketten arayıp haber verdiler. Bulunmadı mı daha? Ne bileyim ben bulundum bulunmadı mı? Biz apar topar çıktık şirketten. Sonra polisler aradı. Yarın sabah hepimizi şirkette bekliyorlar. Niye apar topar çıktınız? Sizin bir alakanız yok ki. Ya tabii ki bizim bir alakamız yok ama arkadaşı en son gören... Gece beni eve bıraktı. Sonra da arabasıyla döndü. Bunu onlara söylediniz mi? Ömer çok ısrar etti ama söylemedim. Ne var bunda? Söyleseydiniz. Şimdi ortaya çıkarsa polis üzerinize geçecek. Ya ama biz bir şey yapmadık ki. Hele Suat karşımıza çıkmasa yemeğimizi yiyip güzel güzel dönecektik. Suat mı? Olay büyüyor giderek. Ya olayın büyüdüğü falan yok. Biz şimdi yarın ne yapacağımızı konuşalım. Bir şey biliyorsanız ilk anda söylemeliydiniz. Ama artık çok geç. Madem bir alakanız yok, en iyisi bir şey söylemeden beklemek. Anne, biz sonra vicdan azabı çekmesek. Ya
Ya saçmalama Ceyda, niye vicdan azabı çekelim? Bizim bir alakamız yok ki. Numan haklı. Yarın sabah oraya gideceğiz. Hiçbir şeyden haberi olmayan üzgün akrabaları oynayacağız, o kadar. Münir Bey en son evden çıkarken ailesi tarafından görülmüş. Karısına bir iş yemeğine gittiğini söylemiş. Ancak kiminle olduğunu söylememiş. Öncelikle sizden bu iş yemeği konusunda bilgisi olan var mı? Bunu soracağım. Yok mu? O zaman sizden Münir Bey'le son karşılaşmanızı hatırlamanızı istiyorum. Size bir şey söylemiş olabilir. Hiç ummadığınız bir şey bizi ona götürebilir. Lütfen iyi düşünün. Ömer Bey? En son evden çıkarken karşılaştık. Bana biraz kızdı. Neden? Eşimin şirketteki hisselerinin bir kısmını üzerime alacaktım. Abimin de bu hisselerle ilgili bir takım planları vardı. Hisseleri devralmayacağımı söyleyince biraz tartıştık. Son görüşüm. Neriman Hanım siz? Ben de kaybolmadan önceki gün sabah evde gördüm. Sonra da evden ayrıldım zaten. Başka? Fehmi Hanım? Ben de kaybolmadan bir gün önce telefonda konuştum kendisiyle. Ne konuştunuz? Evdeki bir davet için aradım. O da gelemeyeceğini söyleyip özür diledi. Ceyda Hanım. Ben hatırlayamadım pek. Hatırlamıyorsunuz. Şirkette gördüm galiba. Ne zaman? Kaybolduğu gün. Abim o gün şirkete gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam siz de yoktunuz. Bir gün önce herhalde. Bilmiyorum, pek hatırlayamıyorum. Emin misiniz? Ya neden bizi sorguya çekiyorsunuz? Herhalde akrabaları olarak biz kaçıracak değiliz adamı. Sakin olun hanımefendi. Sadece bilgi toplamaya çalışıyoruz. Başkomiserim, buradaki herkes Münir Bey'i merak ediyor. Çok da sevilen bir insandır kendisi. Beyman bu yüzden biraz gergin. Peki o zaman. Memur arkadaşlar çalışanlarla konuşurlar. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Ancak bir şey hatırlarsanız lütfen haber verin. İyi günler. İnanmıyorum. Hemen geliyorum. Gelme. Gerek yok. Olur mu canım? Seni öyle bırakamam. Cenk gelme. Zaten herkesin sinirleri gergin. Ne olur ben seni sonra ararım, tamam mı? İyi tamam canım. Sen nasıl istersen. Bak telefonunu bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam baba, sen dönebilirsin. Peki. Ben söyledim birazdan ara diye. Babam yüzünden. Şirketten gelmesi uzun sürdü. İnşallah hemen arar. Alo? Anne? Aynen. Güzel kızım. Ömer Bey. Ne oldu Feridun Bey? Emniyetten aradılar. Bir ceset bulmuşlar. Feridun Bey ne diyorsunuz? Dememişler. Feridun Bey abim, biliyorsanız söyleyin lütfen. Gerçekten. Haber yanlışlıkla evinize gitmiş. Annenizi ve Sebal Hanım'ı tutamamışlar tabii. Onlar da yoldalar. Nerede peki? Adli tıp morgunda. Tamam geliyorum. Hadi.
Yok. Kunürdü. Anne lütfen sakin ol. Şahsiye. Lütfen biraz sakin ol. Ömer Bey. Hazır mısınız? Ömer yalnız gitme. Canım, çok yakında kavuşacaksınız. Kesin bir tarih de vermiyor. O kadar ısrar ettiğim halde. Bir bildiği var demek ki. Babama söylerim diye mi korkuyor acaba? Bilmem, belki de. Ama söylemem. Babamla annemi konuşmuyorum ki. Hem duysa ne olur? Aylin'cim, annenle baban çok dostça ayrılmadılar. Baban annenle konuştuğunu duyarsa görüşmenize engel olabilir. Babam öyle bir şey yapmaz. Daha önce yaptı ama. Yaptı mı? Neyse boş ver şimdi bunları. Hayır lütfen anlat. Annen ayrılmalarından bir sene sonra seni görebilmek için onunla tekrar bağlantı kurdu. Baban izin vermedi. Ama neden? Böyle bir şey yapmaz. Bak Aylin, baban sana karşı çok iyi biri olabilir ama aslında sert bir adamdır. Öyle mi? Onu yeterince tanımıyorsun. Ayrılmalarının sebebi babandır. Annen birçok kez ona dönmek istedi ama baban anneni hep reddetti. İnanamıyorum, bunu nasıl yapar? Bilmiyorum, kendince bir sebebi vardır. Belki de başkalarına aşık olmuştur. Babam kimseye aşık olmadı. Neden? Neriman yok mu? Ama boşanacaklar, hem ona aşık değil. Boşanacaklardı ama babam vazgeçti. Vazgeçmedi, boşanacaklar. Annem gelince de yeniden evlenecek onunla. Tamam canım, sinirlenme. Hepimizin istediği bu. Hadi soğutma yemeğini. Anne iyi misin? Anne ne oldu? Gülay su getirir misin? Anne tamam üzülme işte, babam değilmiş. Şükür. Bak göreceksin. Çıkıp gelecek baba. Anne? Şaziye Hanım. Babaanne. Anne. Babaanne iyi misin? Tamam yok bir şey. Bayıldı sadece. Ben bir Emel'i arayayım. Ceyda. Niye dolanıp duruyorsun? Otursana. Münir'i düşünüyorum. Nesini düşünüyorsun? Gören de adama gerçekten aşıksın zannedecek. Anne. Ya Suat bir şey yaptıysa bu adama? Merak etme canım. O beceriksiz hiçbir şey yapamaz. Yine de o gece olanları anlatmalıydık. Ceyda. Suat'ı polise ihbar edip ne olacak ha? Polis ona gittiği zaman o da bütün bildiklerini anlatacak. Eğer Suat yüzünden adamın başına bir şey geldiyse ben bu vicdan azabıyla yaşayamam söyleyeyim. Ya o beceriksiz bir şey yapamaz. Baksana hasta kızı bile yakalayamadı. Hem sen demiyor musun? Münir bir yumrukta yere devirdi Suat'ı diye. Öyle. E o zaman. Ceyda bak bana bakayım. Bak. Suat'ı polise ihbar edemeyiz. Bunu aklından çıkar, tamam mı? Anladım anne. Anladım. Ya sen... Bu adama aşık mı oldun yoksa? Ne alakası var ya? Ne alakası var ne demek ya? Aşık olmuşsun adama belli. Ya yok. Ya Suat bana saldırınca öyle beni korudu ya. Hoşuma gitti.
Ya yok bir şey yok. Hayır. Yani sen bu kıza akıl fikir ver. Aşık olmuşsun işte. Yok artık. O kadar da değil. Ben de kabahat zaten. Senin en deli çağında o manyak babandan boşanıp üvey baba getirdim eve. Ne alakası var şimdi? Çok alakası var. Baksana, sana baban gibi davranan herkesten etkileniyorsun. Ha konuştu psikolog doktor Fehmi. Ceyda, Buran'la değil. Buran'la düşüneceksin, anladın mı? Buran'la. Kolunu sıkmayın lütfen. Ani bir tansiyon düşüklüğü olmuş. Ben size ilaç vereceğim. Babaanne, şimdi iyi misin? İyiyim canım. Konuşsak kavga etmezdik ama abimin benim dayak yeme ihtimalini bile tahammül yok. Beni öyle korktu. Şimdi nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu beni deli ediyor. Sen elinden geleni yapıyorsun. Denirse yani bir iki teselli sözü falan. Şaziye adli tıpta çok kötüydü. Durumunu öğrenmiş oluruz. Hem böylelikle şüpheleri de üstümüzden uzaklaştırırız. Biz bir şey yapmadık canım. Tamam ama yine de bizden uzak dursunlar. Seval Hanım, telefon. Fehmi Hanım. Alo Seval Hanım. Efendim. Aa, kusura bakmayın rahatsız ettik. Merak ettik de bir haber var mı acaba? Yok. Şaziye Hanım'la da konuşmak istiyordum ama. Annem uzandı biraz. Aa, geçmiş olsun. Ciddi bir şey mi? Kısa bir baygınlık geçirdi. Malum oğlu kayıp. Çok geçmiş olsun. Ceyda'nın da çok selamları var. Münir Bey'in bizim için ayrı bir yeri vardır.
bilmez miyim? Peki, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Şaziye Hanım'a da selamlar. Görüşmek üzere. Aman soğuk nevali. Çok meraklıydık senin o kocanı. Şaziye nasılmış? İyiymiş canım, merak etme. Birazcık baygınlık geçirmiş, iyiymiş şimdi. Münir'den haber var mı? O da senin aşkından çöllere düşmüş adam. Biz biraz kendi işimize baksak. Hoş geldin canım. Ne oldu? Hepiniz çok kötü görünüyorsunuz. Yok bir şey. Gayet iyiyiz. Babam nerede? Yukarı çıktı, biraz dinlenmek istedi. Biraz dinlenmen lazım Ömer, hadi. Yatsam da uyuyamam ki. Uyursun. Yarım saat de olsa dinlenmen lazım. Acil bir şey olursa uyandırırım ben seni. Peki. Ayaktayım ben. Neyman. Ben uyuncaya kadar biraz kalsana. Bir şey demiştin. Yeni bir hayata başlayacak olan ben değil de senmişsin gibi davranıyorsun demiştin. Hatırladın mı? Doğru söylüyorum. Sen gidersen yeni bir hayata başlayacak olan benim. Yani hazır olmayan sen değilsin. Benim. Ne diyorsun sen Ömer? Kal diyorum. Gitme diyorum. Aylin? Aylin? Aylin bana bakar mısın? Git buradan. Ne olduğunu söyler misin? Yok bir şey. Bu tepki ne öyleyse? Çünkü Neriman ablayı seviyorsun. Hani ayrılmıştınız? Hani bu evden gidecekti? Sen Neriman ablanın gitmesini neden bu kadar çok istiyorsun? Annemin dönmesini istiyorum, tamam mı? Neriman abla bu evde olduğu sürece annem gelmeyecek. Aylin'cim bak, bir şeyi iyi anlaman gerekiyor. Annen dönse bile onunla beraber olmayacak. Çünkü annen gitmeyi kendi tercihi. İnanmıyorum sana. Ne demek? Sana yalan mı söylüyorum? Konuşmak istemiyorum. Rahat bırak beni. Aylin. Lütfen odamdan çık. Merhaba, Melihan'ın arkadaşıyım. Buyurun. Cenk, hoş geldin. Merak ettim, dayanamadım geldim. Var mı bir haber? Yok, hala bekliyoruz. Delirecek gibi oluyorum. Sen nasılsın? Aynı. En kötüsü de hiçbir şey yapamamak. Ne duruyoruz, yapalım o zaman. Ne demek yapalım? Nerede kaybolduğu belli mi? Arabasını Polonezköy yolunda bulmuşlar. Tam olarak nerede bulmuşlar peki, söylediler mi? Ormanlık alanın başladığı yerdeymiş. Tamam, bilirim oraları. Hadi çıkıp arayalım. Ama polis her yeri aradı zaten. Olsun canım, gözden falan kaçmıştır belki. Beklemekten iyidir aslında. Ama annemler izin vermezler ki. Siz onları bana bırakın. Neredeler? Salondalar. Efendim. Cenk ben, hatırladınız mı? Hatırladım. Rahatsız etmek istemem. Duyunca çok üzüldüm. İnşallah sağlıkla, sıhhatle evine döner Münir Bey. İnşallah. Efendim, müsaade ederseniz Meliha ve Nihal'le biraz dışarı çıkalım. Hava alsınlar, iyi gelir. Çıkalım.
Teşekkürler. Görüşmek üzere. Efendi bir çocuğa benziyor ha? Buyurun. Günaydın. Günaydın. Sana kahve getirdim. Teşekkür ederim. Ben şirkete gideceğim. Sen kal istersen. Ben de geleyim. Pardon. Efendim? Ne? Nerede? Peki. Ne oldu? Abimin telefonun yerini bulmuşlar. Neredeymiş? Diyorum size. Buyurun. Emniyette anlatırsınız. Buyurun. Anne. Korkma. Korkma. Buralarda bir yerde olması lazım. Şimdi ne yapacağız? Bence şu tarafa doğru gidelim. Orası daha sık ağaçlık. Burada ne bulmayı umuyoruz peki biz? Mela, lütfen en kötü ihtimali düşünme. Belki babanın yardıma ihtiyacı vardır. Belki de biri babanın arabasını çalıp buraya bırakmıştır. Bilemeyiz. Ya ne yapacaksak yapalım artık. Bak, moralinizi yüksek tutun. Ben babanızı sağ bulacağınıza inanıyorum. Cenk, ne iyi bir adamsın sen. Romantizmin sırası değil. İşimize bakalım. Ya, ayrıca babamın burada olma ihtimali de sıfır. Sorgusu bitti. Şimdi Ceyda'yı aldılar. Bir şey söyledi mi? Fehime'den bir şey öğrenemediler. Sürekli bana komplo kurdular deyip durdu. Şimdi de avukatları olarak Numan Bey yanlarında. Ceyda? Sorgulamayı izleyebiliriz. Ben konuştum. Merak etmeyin, o sizi göremez. Gerçekten ilgim yok. Yemek yedik sadece, yemin ederim. Peki, anlattıklarınızı tekrar gözden geçirelim. Akşam 9 gibi sizi aldım. Kaç defa anlatacağım? Ceyda Hanım, Münir Bey'in telefonu sizin aracınızda bulundu. Bu da sizi doğal olarak en kuvvetli şüpheli haline getiriyor. Soruları cevaplamanız yararınız olur. Beni almaya geldim. Sonra ben benim arabamla gitmeyi önerdim. Nereden önerdim bilmiyorum. Pişman oldum zaten sonra. Sonra da bindik gittik, o kadar. Sonra kaçta döndünüz? Bir saat sonra geri döndüm. Dostça yenilen bir yemekti.
Evin önünde indi, kendi arabasına bindi gitti. Herhalde bu sırada cep telefonda arabama düşmüş, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bu kadar olduğuna emin misiniz? Başka bir şey yok mu? Yok. Dedim ya, yok. Peki size neden şirkette sorduğumda yalan söylediniz? Söyledim ya. Münir Bey'in bana karşı hisleri vardı. Ve ben hep reddettim onu. Karısı Seval Hanım çok kıskanç biri. Bunu bilsin istemedim. Sonuçta dosya yenilen bir yemek. Başkomiserim, Ceyda Hanım bütün sorularınızı cevapladı. Ceyda Hanım, size son kez soruyorum. Bilmediğimiz başka bir ayrıntı var mı? Eğer anlatmadığınız bir şey varsa, yalan söylüyorsanız cezanız artar. Komiserim, Ceyda Hanım'ı daha fazla korkutmayalım. Bir şey gizliyor gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Merak etmeyin. Bunu biz hissettiysek başkomiser de hissetmiştir. Şuradaki ne? Ben bir şey görmüyorum. Ya şu çalıların dibinde biri yatıyor sanki. Doğru söylüyor. Şuradaki karaltıyı mı söylüyorsunuz? Evet Cenk, biri var orada. Uzaktan insan gibi görünüyordu. Hadi devam edelim. Ay, ne oldu? Ya ayağıma bir şey battı. Siz devam edin. Ben çok yoruldum, gelemeyeceğim. Ne çabuk yoruldun sen de. Ya ne yapayım abla ya? Meliha, sen şu ileriye doğru bir bak gel. Ben ilgilenirim onunla. Seni çok merak ettim. Ya Melia'yı? Melia'yı da ama daha çok seni. Sen hala bana asılma derdin misin? Şunu asılma deyip de olayı basitleştirme sen. Ne diyeyim peki? Seni seviyorum. Beni her reddedişinde daha da çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum ama. Bu yaptığın çok yanlış. Bana yakın olmak için Melia'yı kullanıyorsun. Hemen bundan vazgeçecek. Yoksa Melia'ya her şeyi anlatırım. Yapma lütfen. Ya babam kaybolmuş, biz hala ne konuşuyoruz? Aşkmış. Ne aşkı, ne sevgisi. Bu durumdan bile faydalanıyorsun, farkında mısın? Hayır, asla. Yemin ederim benim de içim sızlıyor. Babanı tanımıyorum ama senin böyle üzüldüğünü görünce ben de en az senin kadar üzülüyorum, eminim. Mahkemeye sevk ediyorum. Ne? Nasıl olur başkomiserim? Dediler bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Elimizdeki tek zanlı da Ceyda Hanım. Biz sadece yemek yedik. Nasıl olur Numan Bey, lütfen bir şey yapın. Ceyda Hanım, bildiğiniz her şeyi anlatın. Anlattım ya. Bence bir şey gizliyorsunuz. Ceyda, bir şey anlatmak zorunda değiliz. Tamam yeter. Anlatacağım. Neden anlatmıyorsam. Bakın biz yemeğe gittik ama girmedik. Daha doğrusu giremedik. Çünkü o pis sapık nişanlım Suat karşımıza çıktı ve bana saldırdı. Münir de beni korumak için yumruk attı. Sonra benim moralim bozuldu ve geri döndü. Eğer birini arıyorsanız gidip o Suat'ı bulun. Bunu neden daha önce anlatmadınız? Çünkü korktum.
her zaman beni tehdit ediyor. Daha önce polise gideceğimi söylediğimde annemle beni öldürmekle tehdit etti. Ne yapabilirdim? Suat Denen Hanım'ın adresini bulduk. Oraya gidiyoruz. Sizin burada durmanıza gerek yok. Sağ olun başkomiser. Biz de gelelim. Abim orada olabilir. Şu an için ekipler yola çıktı zaten. Bir şey olursa size haber veririm. Ha, Ömer. Ceyda yanında durmamı rica etti. Onların avukatlığını yapmıyorum. Böyle düşünmeni istemem. Bir şey düşündüğüm yok. Şu anda tek düşündüğüm şey abi. Ben böyle duramayacağım. Suat'ın adresine gitmek istiyorum. Ben biliyorum adresini. Çıkalım o zaman. Biz buradayız. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Numan. Numan iyi ki geldin. Gördün mü şu başımıza gelenleri? İkinize de geçmiş olsun. Suat'ın peşine düşmüşler mi? Herkes. Hem polis hem de Ömer ve Neriman. İnşallah onlar yetişemeden polisler gebertir o zifiri. Tekrar geçmiş olsun. Nereye gidiyorsun? Şaziye'yi görmeye gidiyorum. Şaziye'yi mi? Oğlunun başına ne geldiği belli değil. Morali çok bozulmuş. Benim de moralim bozuk. Burada kal. Sana bir şey olmaz benim. Hadi git bakalım Şaziye'ciğini görmeye. Aklın fikrin onda zaten. Anne. Münir iyi midir? Ya yürü sen de Allah aşkına ya. Çalışında, her kapı çalışında yüreğim ağzıma geliyor sanki. Öğrendim ki bütün bu hengamede yanında kimse yokmuş. Evet kızlar dışarıda. Seval de odasına kapandı. Ben buradayım artık. Merak etme. Teşekkür ederim. Söylediğin bana o kadar iyi geldi ki. Uzun zamandır uğramadım. Bana kırgın olduğunu düşündüm. Kırgınlığım sana değil. Biliyorsun, hep aklımdasın. En son konuşmamızdan sonra bile mi? Bak, sana olan duygularımı hiç gizlemedim. O konuşmadan önce bile bunu hissettiğini biliyorum. Hislerimde hala bir değişiklik. Ben seni hiç kırmak istemedim. Bana her zaman huzur verdin ama ben seni hep
çok yakın bir dost olarak gördüm. Biliyorum. Hata bende. O konuşmamızın ardından ve Ömer'le yaşadığımız gerginlikten sonra senden istemeden uzakta kaldım. Hislerim karşılıklı olmasa da bundan sonra yanındayım. Çok teşekkür ederim. Efendim. Ömer Bey. Polis evi basmış. Suat'ı bulamamış. Nerede olduğuyla ilgili bir bilgi var mı peki? Hayır. Ama Münir Bey'in arabasının ruhsatını orada bulmuş. Yani Suat işin içinde. Bulamamışlar mı? Hayır ama abimin ruhsatı Suat'ın evinden çıkmış. Feridun Bey, bu Suat'ın başka bir adresi var mı? Başka bir evi var mı? Öğrenebilir misiniz? Ben biliyorum yerini. Ciddi misin? Fehmi annenin beni götürdüğü bir muayenehanesi vardı. Yerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Üsküdar'da. Feridun Bey, polise haber verin. Suat'ın başka bir adresi daha varmış. Neriman size adresi verecek. Biz direkt oraya gidiyoruz. Feridun amca, adresi vereceğim şimdi sana. Yaz bana. Evet, bir haber var mı? Polis sonuca ulaşmak üzere. Ceyda'nın eski nişanlısının peşindeler. Şu psikiyatr olan mı? Evet, o. Onun Münir'le ne ilgisi olabilir ki? Anlaşılan Ceyda ve Münir'in dostça çıktığı bir yemeği yanlış anlamış. Yanlarına gelip olay çıkarmış. İşte polis ondan şüpheleniyor. Ay, Münir'e bir şey yaptı yani. Bilmiyorum, bilmiyorum. Lütfen kendine bakın. Her türlü haber gelebilir. Eğer Münir'e bir şey olursa ben yaşayamam. Numan yaşayamam. Cezasını sen veremezsin. Veririm. Yaşıyor Ömer. Ömer yaşıyor diyor. İndir silahı. Gidip abini alalım.
Ömer, lütfen. Alın bunu. Ömer! Ömer, abin yaşıyor! Ölmedi Ömer!